Aa şey lan bir aydan ya. Lan yeni mi gördük? Çok kaçıracağız. Çıkışta verelim mi? Evet, çıkışta olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Geliyorum. Geliyoruz. Şimdi bunu söylemeden edemeyeceğim tabii. Bir ara maske takıyorduk ya. Gelin damat da maskeliydi. Bu gelinin eveti sonrası damatın yüz ifadesini çok göremiyorduk. Ama şimdi çok net böyle. Yani evet sevgili Umut, Umut Kurt. Sen Fatma, Melisa İnci ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Sonsuza kadar evet! Sizler şahitlik yapıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Evet, bizler de çok kuvvetli alkışlarla şahitlik yapalım mı? Buradayız birlikte. Teşekkür ediyorum. Evet. Hazır mıyız? Evet hazırız. Buyurun. Bir dakika ben yokken çekseniz arkadaşlar beni mağdur ettiniz. Bir daha çekeyim. Evet Allah nazarlardan saklasın diyerek sözlerimize başlayalım. Çok hayırlı teşekkür uğurlu ederim. Olsun diyelim. Biz Gelin Hanım'dan başlamak istiyoruz. Harika bu. Taş 5 saniye önce evlendiğim için hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok heyecanlıyım hala. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Kendine şarkı Kenan Doğulu'nun parçası bir yandan böyle bir kulaklarımıza gelir gibi oldu. Ya başkanım dedi ki ya şiir okuyacaksın ya şarkı söyleyeceksin. Ekibi şarkıyla daha yayılacağını düşündü. Bir kupre söyledik. Çok Şükrü Başkan müthiş tatlı, müthiş böyle eğlenceli biri. Nikahımızı da düğünümüzü de çok şenlendirdi. Çok sağ olsun. Bizimle birlikte gerçekten sanki yıllardır yaşıyormuş gibi, bizi yıllardır tanıyormuş gibi. Çok iyi. Bir nikah kıydı. Çok da eğlendik birlikte. araya da bir şarkı sıkışmış oldum. Gelin şeyini kim aldı efendim? Nikah daha sonra. Atmadım. Daha gecenin mi? Sonunda daha atacağım. Var. Burada bekar arkadaşlarımız da vardır. Onlar da gelsinler. Mesajımızı çok fazla bekar kız arkadaşım var. Büyük kapışma çıkacak. O yüzden gecenin sonunu bekliyorum. Biraz da gelinlikten konuşmak istiyoruz. Çok güzel bir gelinlik. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tasarım kime ait? Takımın seçimde aynı şekilde. Project Bridal'a ait. Önize ait benim tasarımım. Benimki neydi? Levon. Levon canım. Evet. Levon yaptı çok sağ olsun. Harika bir smokin işte. uzun süredir de birliktelik devam ediyordu. Bu yaz artık kısmet oldu. Geçen sene de hatta konuştuğumuzda diyordunuz hani bu sene olur diye. Evet. Bir anda bir boşluk mu yakaladınız nasıl oldu? Kararlısı. Ya biz aslında daha da erken evlenirdik de bu pandemi vesaire çok zordu biliyorsunuz. İşte geçti şükür atlattık bunu. O yüzden de hemen nikahımızı ilk fırsatta yaptık arkadaşlar. Nasıl bir evlilik teklifi geldi o zaman? Bana galiba ilk ayın sonunda falan geldi. Nasıl bir sürprizdi peki? Gayet normal ve kendi alanımızda, kendi arkadaş ortamımızda bir anda gelen bir evlilik teklifiydi. Çok erken olmasa biraz şaşırmıştım ama bizim zaten ilişkimiz hep böyle. Hani hiçbir şey aceleye getirmediğimiz ama aynı zamanda her şeyin çok çabuk hızla geliştiği bir evlilik süreci oldu. O yüzden yani biz bu süreci çoktan kendimize alıştırdık aslında. Son olarak efendim tam yeri değil ama yine de konuşmak istiyoruz. Diziye dönmek istiyoruz. Çekimler çok güzel gidiyor. Çok sevildi, çok teşekkür beğenildi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel gitti. Seyircimiz de beğendi. Müthiş de bir set ortamı var. Bir de böyle örneği pek görülmemiş. Yeni denenen bir iş. Yapım firmamız da, yönetmenimiz de, senaristimiz de, bütün oyuncu kadromuz da. Harika. Herkes inanılmaz bir uyum içinde. Yakalanması zor bir şey. Yakaladığımız için çok mutluyuz. Seyircimiz beğendiği için çok mutluyuz. Umuyoruz uzun yıllar birlikte hem ekranda hem sette birlikte olacağız. Son olarak da nikah şahitlerini alalım. Sonradan sizi uğurlayalım mutlu gününüzde. Benim çocukluk arkadaşlarım nikah şahidimdi. Zeynep Bastık, Anıl ve Cem'di. Benim de çok yakın arkadaşlarım Olgu, Baran, Kubilay ve Murat Eken'di. Zaten hep beraberiz.
Bugün de beraber olduk. Sonsuza kadar da beraber olacağız. Harika bir gündü. Sizi biraz beklettik. Lütfen kusura bakmayın. Sizi çok seviyoruz. Bizim bu mutlu gününüzde sizin yanınızda olmak da bizim için ayrı bir mutluluk. Çok teşekkür ederiz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bu bir bozmuyor demeyi alacağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah teşekkürler, size olmalı. Demet Hanım ceketi alalım. Kalsın sonra alırım. Şimdi ceketi kapatmayayım değil mi sizin için? Ben fotoğraf alayım. Hazır mıyım? İyi akşamlar, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizinle her şey yolunda mı? Beni ikna etsene Met, mikrofonu aç. Evet, 50 shift olarak şu an mikrofonu ikinci... Düğünümüz. Evet. Burada peşlerin haberleri evet, var. Evet, evet. Haberi aldım. Açıldı mı mikrofon? Evet, evet, hazırız. Tekrardan başlayalım o zaman. Buyurun. 50 shift olarak ikinci düğünümüz Budapeşte'den sonra İstanbul'daki evet, duygularınızı aldık. Bir gün arayla düğün geziyoruz, evet, o kadar evet, hızlıyız. Çok sıcağız düğün konusunda. Evet, bilgiliyiz. Aynen, onlara da tecrübelerimizi aktardık bizim düğünden. Bugün de çok güzel bir eğlence olacak evet, burada. Biz de onların coşkusuna. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız evleniyor. Onlara buradan da mutluluklar evet, dileyelim. Çünkü biz de ertesi günü izledik sizin çektiklerinizi. Bakalım kim neler söyledi diye dikkatli dinledik. Bir ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Şimdi sizin düğüne gelmişken de 3 adet gelinlik, Türkiye'de ilk görülmüş gerdanlıklar, Murat Boz, Murat Dalkılıç düetleri evet, ve Oğuzhan Koç'un ayakkabıları. Mükemmel günler. Güzel, güzel. Hangisinden başlayalım? Valla ben bir şeyden başlamayacağım. Ben de bir şeyden başlamayalım. Ya abi yok yani bütün ayakkabılar böyle. Hani bu benim özel olarak dur başım göğe ersin diye yaptırdığım bir şey değil. Bütün... Onu gelinlikte ben daha çok tercih ettim. O öyle düşünmedi. Yani şu an moda ayakkabılar böyle. Benim de hoşuma gitti tabii ki de. Neden olmasın? Giyeriz. Bunların konuşulması da güzel. Hiçbir sorun yok. Çok güzel bir düğündü. Biz bununla eve gittik. Evet. Bunun coşkusuyla. Herkes çok eğlendiğini söyledi. Bizim hayatımızın en mutlu günüydü. Evet. Bence önemli olan buydu. Bir de gerçekten zevk meselesi. Hiç tartışmaya açık bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Yani bence, özellikle gelinliği. Ayakkabıyı bilmem ama diye. Yani açanlar açsın. Bizim için tartışmaya açık değil. Biz çok keyifli bir gece geçirdik arkadaşlarımızla, evet, ailelerimizle. O yüzden İnanın bizim için önemli bu, olan buydu. İbrahim evet, Büyükak'la da konuşmuştuk. Biz Eser Yerenler'le yanlış hatırlamıyorsam aynen. Kendisi şey demişti, bizim kendi düğünümüzde bir stresi atmak için şeyde kulis tarafında şey yiyorduk diye böyle dürüm falan yiyorduk diye. Siz stres atmak için neler yaptınız? Biz yemek yemeyi unuttuk o gün. Ben stresimi yani hiç atamadım ki yani. Evet. Hiç bitmedi o. Sabah 5'e kadar stresliydim ertesi ben. Gün kahvaltıda aklımıza geldi bir bu şey. Bu arada düğünün bittiğini birbirimize biz hatırlattık. Yani bitti. Aa. Bitti mi? Bitti evet, diye bitti, konuştuk. Gerçekten başardık, çok heyecan verici bir şeymiş. Şu an Melisa'yı düşünemiyorum en azından. Gelin olmanın ne demek olduğunu biliyorum yani. Nikahı kaçırmaktan çok korkuyoruz. Evet. Çok kısa o zaman. Çok mutluluklar diliyoruz. Evet. Dans ettiniz, ona değinmeden olmaz. Evet. Oğuzhan'ın fikriydi, onu söyleyeyim. Hiç vallahi bölüşemem bu güzel fikri. Güzel gerçekten bir şarkımız olsun dedik. Bizim için çok anlamı var o şarkının. O yüzden biz çok beğenerek dans ettik. İnşallah herkes yaptığım Edis dansı bana aitti tabii ki falan diye. Biz bu şekilde eğlenceyi bölüştük. Evet. Sizi çok seviyoruz. İyi akşamlar olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ne demek? Şey nerede? Hande geliyor şimdi.